yakınında bir böyle yırtmaya çalışan bir akraba vardır. Abi gel şu işe girelim. Gel bak şu iş arttı da şuna yaparsa şu arsa değerlenecekmiş. Şu evi alalım bilmem ne falan gibi. Şimdi izniniz geç işte bu fikirlerle donatılmış bir dayının ailenin üstüne çöküşünü izleyeceğiz. Yalan hikayesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bir, iki. Baba bak bir sürü param oldu. Evet. Çok maşallah ya sana. Bir sürü para oldu oğlum senin. Bayağı çok. Aferin lan sana. İyi yapıyorum değil mi? Sen var ya harika işler. Aferin bak paranı böyle biriktireceksin işte. Az demeyeceksin, çok demeyeceksin. Paranı biriktireceksin. Al bakalım bu da benden sana. Al. Baba 25 kuruş bu az. İşte az demeyeceksin. İşte biriktireceksin. Benim de çorbada bir tuzum bulunsun oğlum ya. Bu kadar tuz atmayalım ya. Tansiyon hastası olurum maazallah. Ne yaparız? Ne yapıyoruz bakayım? Koş koş Songül oğlun zengin oldu. Anne bak bir sürü param oldu. Oy aferin oğluşma. Bak ben de size patatesli börek yaptım. Ya patates ne anne? Burada parayla oynuyoruz ya. Bari kıymalı falan bir şey yapsaydın Songül. Ya oğlum nasıl konuşuyorsun anne? Ne kadar uğraşmış yapmış işte sen de ya. Gerçi doğru. Bunun verdiği parayla sen nasıl kıyma alacaksın? Bundan sonra paraya ihtiyacın olursa odamın yerini biliyorsun anne. Ha. Ben seni öyle elin oğluna muhtaç etmem. Nasıl konuşuyorsun sen babana? Tamam, elin tamam. Oğlum elin oğlu ya. İyi bir şey demiyor. Çocuk da oldu Nihat. Allah bırak Allah. Songül gelsin ya. Ne olacak? Öyle konuşuyorum. Ne olacak Nihat? Sakin. Lan oğlum sen terbiyesizlikte combo yapmaya falan mı çalışıyorsun? Bana elin oğlu diyorsun, Nihat diyorsun. Annene ismiyle hitap ediyorsun. Neyin peşindesin lan sen? Ha? Neyin peşindesin sen? Paralarım lan senin. Paralarım dedi de 25 kuruş. Tamam sakin ol. Oğlum ne diyorsun? Ay, sakin ol. Sen ay, ne diyorsun? Ay Nihat. Hayır. Allah Allah. Oturun bakayım. Aa. Ne oluyor canım size? Börek yaptım diyor. Para bu çocuğu bozuyor. Para bu çocuğu. Bir kuruş olsa hemen bozuluyor çocuk ya. Hani derler ya böyle kız halaya oğlan şeye çeker derler. Bu aynısı ya. Ne? Ya hani var ya bir laf hani kız halaya oğlan işte derler. Ne yani? Söyletme beni şimdi çocuğun yanında rencide etme. Şefili konuşuyor açık açık konuş Nihat ne diyor? Hani var ya senin 20 bin lira bizden borç alıp da telefonlarımıza çıkmayan o puşt. Puşt mu? Dayı mı diyor? Bak çocuk anlıyor sen anlamamak için kılı kırk yarıyorsun ya. Dayım nerede ya ne zamandır gelmiyor? Bak oğlum sen artık büyüdün. Senin dayın artık yok. Buna alış. Ama şunu bil. Seni yukarılardan bir yerlerden izliyor. Dayım öldü mü? Ay, hayır. Hayır. Canım benim. Dayın yukarıdan dediği uçak yurt dışına gitti dayı. Ya Nihat bu böyle mi anlatılır ya? Aklım gitti anne ya. Neyse kapı çaldı. Kendimi asla sinirlendirmeyeceğim. Çok keyifliyim çünkü. Bakın normalde sinirli olmam gerekir. Mesela kapı çaldı ya, ben şimdi orada kim var bilmiyorum. Ama kim yok, çok iyi biliyorum. Yok ki öyle bir. Pardon canım. Ben paranoya mı yaptım bu işi? Ben sürekli herkesi niye Fevzi gibi görüyorum ya? Yok ya, Fevzi yok. Fevzi sana zarar veremez. Fevzi diye birisi yok. Çekil şuradan, çekil. Asla zarar veremez Fevzi sana. Kız ablam sen ne zaman geldin yurt dışından? Kusura bakmayın ben ablama geldim. Angelina Jolie. Ben yanlış mı geldim? Ben yanlış mı geldim? Bu kim Angelina Jolie? Fevzi. Bir daha Fevzi'de bakayım. Fevzi. Sesinden tanıdım abla sen misin? Evet. Allah kahretmesin sen ne oldu sana ne kadar güzel. Fevzi. Ne oldu senin ya? Botos mu yaptırdın? Valla üç ay önce bir kıl maskesi yapmıştım. Onu fark ettirdi acaba? Allah Allah. Ayağa kadar fark eder mi ya? Her yer. Ne yaptın sen ya? Hoş geldin dayı. Oy! Bir an gelmeyeceksin diye çok korktum. Hoş geldin puşt dayım. Nedir öğreniyorsun ya bu lafları? Okulda mı öğreniyorsun? Eniştem etmez çünkü bana öyle laflar. Allah Allah okul herhalde öğrenme böyle şeyler. Sen hayırdır lan? Sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Seni yurt dışında sınır dışı mı ettiler seni? Ne yaptılar? Abla bu adam kim? Brett! Sen misin? Brett! Abla bu yakışıklı... Eniştemi boşadın bunu mu aldın? Yapma! Bir
miydi? Şerefsiz çok güzel yalan söylüyor. Değil mi ama? Nasıl bir yakışıklılık enişte ya? Sen... tamam, sağ ol. Sen niye geldin? Sen sınır dışı mı ettiler? Sen niye geldin? Hayır ya. Ülkemize döndüm. Sizi özledim. Geldim sana da hediyeni getireyim dedim enişte. Sen bana hediye mi aldın? Aldık. Ne yapalım? Eniştemiz. Ya, bir şimdi... tane eniştemiz var. Ya. Bu şimdi free shop'a uğradı ya. Bu oralardan aldı galiba. Bir şey aldı. Aldı. Havaalanından aldı. Merak ettim vallahi. Ne yapmış? Sen bana Tayland'a gidip keçe ören magneti mi aldın? Dolabına yapıştırırsın. Ya öyle düşünme. Ankara'da aktarma yaptık Esenboğa'da. Evet. Gördüm tam eniştemlik keçe ören lan dedim. Aldım hemen orada. Tamam çocuk seni düşünmüş bence. Çok şık ablam. Ben çok beğendim canım ablam. Sağ olasın. Dayı bak benim bir sürü param var. Oğlum sen para mı biriktiriyorsun dayıcığım? Evet. Ver bakayım. Ah! Ay elim tut şunu tut. Ya olarak. Çok ağır değil mi? Oğlum ne diyorsun ya Allah Allah. Al. Bu da dayından olsun sana. Al. Babam da az önce çorbaya tuz attı. Oğlum ben çorbanın kendisini veriyorum. Aa, al. Fevzi $100 verilir mi çocuğa? Ya abla para mı bu lütfen ya Allah Allah. Ya yemezler kandırmayın beni. Sahte bu. Aa. Üstünde Atatürk resmi yok. Dayıcım o dolar ya. Üstünde normal onun olmaması ya. Dayıcım 1800 lira o ya. 1800 mü? Evet. Ben şimdi yapıştırırım bunu. Üstünden daha iyi olur. Aferin. Para yırtıldı mı ne yapıyoruz Canberk? Yapıştırıyoruz, enayinin birine iteliyoruz. Ha. O kadar. Görüyorsun değil mi? Bak, bak. Kendi gibi çocuğu da dolandırıcı yapacak bu. Affedersin enişte. Ben kimi dolandırdım bugüne kadar? Beni dolandırdın lan. Beni dolandırdın. 20 bin liramı aldın. Ne telefonlara çıkıyorsun, ne seni arıyoruz bakmıyorsun. Ben Aysel'i aradım. Aysel mi? Ay, Fevzi ne oldu? Ablam Aysel yine mi terk etti evi? Yok ya, bu sefer beni zorla terk ettirdi. Eşyalarını kapıya koymuş, ben terk etmek zorunda kaldım evi. İyi bile dayandı lan kız sana. Niye? Sana iyi bile dayandı. Kıza haber vermeden yurt dışına çıkmak ne lan? Ben bu... Ya bu bir suç olabilir mi enişte Allah aşkına? Sen de ablama haber vermeden yurt dışına çıktın. Ablam bir şey dedi mi sana? Ne zaman? Ya umreye gittim ben, aynı şey mi ben? Olabilir. Sonuçta hepsi dış hatlar yani. Dış hatlar. İç haltlar bitti, şimdi dış haltlar başladı. Tamam, tamam. Bakalım ne haltlar çeviriyor senin kardeşin gene. Tamam, Fevzi ya. Dur ben şu Aysel'e bir mesaj atayım da gelsin kız. Abla atma ya. Şimdi saat kaç oldu ya? Bu saatte mesaj mı atılır Allah aşkına ya? Saat kaç olmuş? Lan sen kendine bir de orijinal Alex saat mi aldın? Yok enişte, bu orijinal Alex değil. Bu çakma ama birebir. Anlaşılmıyor bak, bu orijinal. Nasıl? Vallahi anlaşılmıyor. Değil mi? Ayırt edilmiyor ya ikisi de. Vallahi güzel saatler değil mi ama? Sen benim 20 bin liramı alıyorsun. He? Orijinal Alex saat alıyorsun. Ay tamam. He? Bir de Tayland'lara gezmeye mi gidiyorsun lan? Yok ya, Tayland'a gezmeye gitmedim. Nereden çıkıyor? İş gezisine gittim ben. İşte iş gezisiydi o. Ablam. İşe mi girdin kuzum sen? Ya o Angelina. Ne anlatıyorum, sen ne diyorsun? İşe girer miyim? Ben artık patronum, CEO oldum. Global Network şirketinin CEO'su oldum ben. Oh maşallah. Maşallah ya maşallah. O saati de maaşından mı aldın? Ya ne saatmiş? Enişte saat al ya. Saat senden değerli mi? Al Allah aşkına senin olsun, al hediyem. Ya al hediyem Allah aşkına ya. Vallahi mi lan? Al hediyem kurban olduğum, al ya. Hadi tak. Kurban olayım sana ya. Saat senden değerli mi ya? Ya ben... Nasıl takılıyor? Senelerce ben öyle hep aklımda vardı da. Heh. Yakıştı. Nasip olmadı biliyor Vallahi musun? Vallahi yakıştı enişte Allah ya. Allah Allah. Ya bu benim bir haftalığımla aldığım bir şey. Vallahi bir haftalıkla aldık ya. Tamam hadi anlat bakayım nasıl oldu? 5 dakikam var anlat bakalım. Yakıştı. Enişte şimdi olay şu. Sen geliyorsun bizim şirketimize üye oluyorsun. Ondan sonra para kazanmaya başlıyorsun. Bu kadar üyelik sistemiyle. Bayağı üye oluyorum. Ya şöyle düşün. Şimdi geliyorsun tamam mı? En başta bir hoş geldin paketi 10 bin lira veriyorsun, paketi satın alıyorsun. Sen üye oluyorsun. Ondan sonra altına 3 üye daha buluyorsun işte. Senin altındaki 3 üye ne yapıyor? Ne Onlar da 3 üye buluyorlar. Onun altındaki 3 üye ne yapıyor? Ne yapıyor? Onlar da 3 üye buluyorlar. Herkes çalışıyor, en üsttekiler yani sen ve ben bin kazanıyoruz. Düperüz saadet zinciri bu Fevzi. Ben zincir dedim mi ağzımdan? Çıktı mı zincir? Bu piramit. Piramit sistemi ya.
Bana da piramit gibi geldi. Hiç zincire benzemiyor. Ya piramit enişte ya. Vallahi paraya para demeyeceğiz. Bir koyacağız, beş alacağız. Bir koyacağız, beş alacağız. Dayı bak ben yaptım parayı. İşte bu. Bak paraya para demeyeceğiz. Ama buna para derim. Aferin dayıcığım. Aferin. Bu devirde para zor. Vallahi zor. Ne diyorsun enişte, kafana yattı mı? Ben dolandırıldım. Bizim genlerimizde mi var acaba? Babam da hep dolandırılıyor. Hayır, öyle düşünme. Baban artık iş adamı. Ne diyorsun? Bir koyuyoruz diyorum, beş alıyoruz. Artık sistem bu. He? Benim vallahi kafama yattı. Ben istiyorum dayı ben girmek. Bir koyacağım, beş alacağım. İşte bu, işte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık. Ver. Ne kadar bir birikmişten bahsediyoruz? 6 ayda biriktirdim, 19,5 lira. 19,75 var burada. Aa doğru, babam 25 kuruş atmıştı. Anlarım. Sen şimdi diyorsun ki ben bu birikimimle bir koyacağım, beş alacağım, öyle evet, mi? Evet, bir koyacağım, beş alacağım. Bir koyacaksın, beş alacaksın. Hadi bakalım, al şu 100 lirayı, terk et burayı, kaybol. Kaybol buraya, bununla neyin birikimini yapıyorsun oğlum, kaybol hadi. Sen gerçekten babamın dediği gibi puştmuşsun. Canberk, üzülme annem ama... Ya kızım, nereden öğreniyor bu? Ha okulda mı öğreniyor abla? Arkadaşlarına eniştem demez çünkü bana. Hiç demem şey. Ben eniştana demem. Vallahi abi. Öyle. Ne diyorsun enişte? He? Vallahi plan tıkır tıkır işliyor gibi. İşte bu ya. Vallahi tıkır tıkır işliyor. Fevzi ile Fevzi olma derim ya. Abla olur mu öyle şey? Lütfen ya. Ha dur. Aysel geldi herhalde. Bak, çık bakayım. Ne diyorsun? Piramidin başında olacağız. Şimdi piramidin başında mıyız? Merhaba sonunda? Abla. Başında. Merhabalar, merhabalar. Kızım sen neredesin? Ha, kaç zamandır? Neredesin sen? Adam, kadın sana mesaj atıyor. Yoksun kaç saat? Buraya Songül ablamın mesajı üzerine geldim. Başka türlü gelmem biliyorsunuz. Seni dinliyorum Fevzi. Aysel ben çok pişmanım. Ben istiyorum ki artık barışalım. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Evet. Artık yurt dışı tatillerine gidip akşamları barlarda fink atmayacak mısın? Ya o tatil değil, iş seyahatiydi o. Aysel lütfen ya. Hem ben istiyorum ki barışalım, ailemiz genişlesin. He? Yani tabii. Bir çocuk mu yapalım Fevzi? Biyolojik saati geldi çünkü. Ya Allah aşkına bir durun lütfen ya. Ne çocuğu ya? Diyorum ki Global Network'e seni de üye yapalım. Ailemiz genişlesin. Ya ama Songül abla ne diyor ya? Ya ne dedim ben abla ya? Allah aşkına ya. Ailemizi ekonomik düşünüyorum ben. Ben diyorum ki bak senin altınları bozduralım. Gel seni de üye yapalım. Hatta ablam da üye olsun. Ne? Sen bakın. Sen ablamın altına gir. Aa. Ablam eniştemin altına girsin. Eniştem de benim altıma girsin. He? Oğlum şunu daha doğru kelimelerle anlatsana. Ya hepimiz birbirimizin üyesi olalım. He. Oradan bizim aile kazansın. Para dışarı çıkmasın. Ne diyorsunuz? He? Bakın yaklaşın bana. Kimse yok değil mi? Yok yok kimse yok. Aramızda kalsın. Evet. Altının 300 liraya düşme durumu var. Yaklaşın yaklaşın. Sen geçen sene dolar 1,5 lira olacak dedin. 18 lira oldu. Orada yanlış tüyo geldi diye düşünüyorum. Sen bunlara kafanı yorma. Ne diyorsunuz şimdi? He? Yapıyor muyuz bu işi? Enişte. Ya senin ikna kabiliyetin yok mu arkadaş? Var var ben ikna. Aramaz mısın üye? Ben ararım lan. Ben... Aynen öyle ya. Senin ikna... Bana adını söyler misin? Benim adım Nihat. Ben inandım, ikna oldum. Benim bu adamın Nihat olduğuna ikna... Vallahi ikna kabiliyetim var ya. Edersin. Var oğlum benim ikna. Ben senelerin esnafıyım lan be. Ben ikna ederim insanları ya. Sen şimdi kaç kişi buldun? 4. Sen 4 kişi buldun. Ben 40 tane enayi bulurum buraya girecek. Kafana yattı mı? Yatmaz mı? Giriyor musun? Girdim bile. Benim 5 oldu, hayırlı olsun. Sağ olasın. İşte bu kadar. Sağ bu ol. Kadar ya, Allah Allah. Canberk. Yok. Dayıcığım tablet al gel. İyi düşün. Dayı ben senin işine yatırım yapmaktan vazgeçtim. Allah Allah. Ben paramı gayrimenkule yatıracağım. Ne yapacağım? Fayans mı alacağım bir tane 19,75? Neye yatıracaksın? Dayıcığım ver şunları, kafanı yorma. Sen derslerine çalış. Enişte, şuraya bilgilerimizi giriyoruz. Tamam. Ve bu şuraya mı yatırsın? Gir oraya. Nihat. Emin, emin. Zengin oluyorsun be abla ya. Ben güvenemiyorum ki sana. Şuraya da bir imza çakıyoruz. Nihat abi dikkat et. Çünkü ben Fevzi'ye güvenip bir kere imza attım, hayatım karardı. Ha, öyle düşünme lütfen. Bazı şeyleri zamanında yapacaksın. Ya, yanlış zaman. Saati gösteriyor ya. Yanlış zamanda atılan imzanın şeyisi şey olur. İşte bu kadar. Şunu da gönderdik mi? Ailemize hoş geldin. Hoş bulduk Fevzi. Vay, süper. İlk defa seninle aynı aileden olduğum için mutlu oldum Fevzi. İşte bu Fevzi yok artık. Fevzi Bey diyeceğiz. Nihat Bey, global bir şirketiz öyle düşünelim. Aa, Fevzi Bey. Nihat Bey. Fevzi Bey. Nihat Bey oğlum. Çeksene dayıcığım ya. Allah Allah. Şu bu kadar. Çok yenge bir abla bir çay koy. Çay koy da içelim ya Epper abi. Sen şimdi buraya mesela üyeyi alıyoruz ya. He. Al bunu buradan. Koş şunu şuraya. Çek bunu oradan. At bunu kenara.
Kurban olayım, biz bir şey alamıyoruz. Biz bunu buradan alıp buraya koyuyoruz. Evi dekore ediyoruz biz ya. Ne oluyor be? İcra memuru burada. Ne icrası ya? Ne? Banka borcuna. Kimin borcu? Fevzi Taşkın'ın. Fevzi, sevmeden habersiz kredi mi çektin? Çok affedersin. Fevzi, sen kredi çekip evin adresini burası mı verdin? Fevzi Bey. Lan Fevzi Bey! Sen kredi çekip evin adresini burası mı verdin lan Fevzi Bey? Daha profesyonel olur diye Nihat Bey, ben hallediyorum. Efendim, kusura bakmayın, biz global bir şirketiz aslında. Biz CEO'yuz beraber ikimiz, iş adamıyız. O yüzden ben hemen, oğlum o şirket hesabından gönder hemen paraları ne kadarsa. Gönder dayıcım. Dayı, sizin şirket batmış. Sahipleri 8 milyon dolar alıp kaçmışlar. Bak TT olmuşsunuz, hashtag global network kerizleri. Kerizmişsiniz. Keriz değil ya, yatırımcı yazsalar da oraya. Keriz değil çünkü, yatırımcı. Al onu oradan. Ay olmayayım. İndir onu aşağı. İndir. Çek onu kenara. Ama sukat yapıyorum ben abi buradan. Böyle bir şey olur mu ya, spor salonum burası. Al tableti oradan. Bir dakika. Memur Bey, bir saniye. Memur Bey, bir dakika. Bu evde hiçbir şey alamazsınız. Hadi bakalım işe. Alın bu. Borcu karşılar, al. Nihat! Ya baba! Görüyorsun değil mi aile babası nasıl olunuyor Fevzi? Bu sanat sahte. Ne diyorsun ya? Lan Fevzi Bey! Saat diyor lan, sahte diyor Fevzi Bey. İlk bakışta nasıl anladınız ya? Kimse hayır edemiyordu bak. Demek ki siz olmasanız enişteme sahte saati iteleyeceğim durduk yere ya. Allah Allah, orijinali bu. Şunu şöyle elden ele uzatalım. Buyurun, o herhalde artık öder gibi. Karşılıyor mu? Bu saat tamam. Heh, işte bu. 20 lira eksik. Hala ya. Aysel gördün mü? Bir tek sen kaldın yanımda. Donuma kadar aldılar. Al donu ondan. Ama bir dakika beyefendi, ne oluyor? 20 lira eksik diye tamam, dur ya. Gitti, kalmadı. Bir gün ben bu paranın işe yarayacağını biliyordum. Aslan dayıcım, veriyor musun? Bok alırsın. Aa. Donunu alın bunun. Hayır. Can Bey. Hayır. Al donu ondan. Güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Vay, bu zile gidiyordu. Zil diyenler. İşte bir zil geldi. Bu zili de çalmak dolandırıcı enişte rolüyle gerçekten gönüllere taht kuran çok yakışıyor gerçekten kardeşim ya. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Yani gerçek hayatta da bütün ekibi böyle dolandırıyor gibi gitsin ya, öyle duruyor. Vallahi hiç olmaz. Allah'a şükürler olsun. Gerekirse kendim para veririm arkadaşlarıma. Her türlü... Gerçek para. Tabii. Bir düşündüm ama. Zili çalmak. Eyvallah. Cenan'a yakışır. Cenan çalıyor. Müthiş. Ya skecin duygusu da çok güzel. Bu zaten bir devam skeci ve hani hikayesi güzel. Böyle bir hep böyle izlemek istiyoruz. Dizi gibi aslında. Ve uzun zamandır görmediğimiz bu icra memuru tipinle. Ben bunun hastasıyım ha Oğuz. Yani bu teşekkür başka ederim. Skeçteydi. Bu skeci transfer olmuş. Bence yani ekibin icra memuru net bir şekilde sen olman lazım ya. Çok öyle. Alın bunu buradan. Alın bunu buradan. Sana da icra memuru olmak yakıştı biliyor musun? Yani bir çok güzel. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla.